Ve herkes seni tanısın istiyorum artık. Sevgili Engin. Tolgacığım merhaba. Evet. Sevgili Engin yanımızda Ebru Akel. Evet. Merhaba. Daha doğrusu artık biz ona Engin abi diyoruz. Çünkü kendisi bizden büyük. Evet. Yaşını başını almış. Evet. Sizin de çok büyük hayranınız. Sizin de dediğiniz gibi. Evet. 9 Mart'ta başladık biz bu Ve Ebru Akel programına ve 9 Mart'tan beri her gün kaçırmadan bizim programımızı kaydediyormuş Engin abi. Evet. Gerçekten çok büyük hayranınız. Hoş geldin Doğa abiciğim, merhaba. Hoş bulduk. Nasıl bu kardeşim, kız kardeşim? Ah canım benim Engin'cim, çok iyiyim. Sen nasılsın? Ebru çok iyiymiş. Evet duyuyorum ben. Duyuyorum. Ne yapıyordun, iyi miydin? Ben çok iyiyim. Bana gönderdiğin mesajları alıyorum. Yazdığın yazıları okuyorum. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağlığın nasıl? Ben teşekkür ederim. İyi misin? Oradaki konuklara da hoş geldiler. Teşekkür ederiz Engin. Çok teşekkür ederiz. Şimdi abi ben sana bir şey sormak istiyorum. Sor. Bu Ebru Akel sevgisi nereden çıktı? Nereden geliyor? Valla Ebru Akel'in sevgilisi. Sevgi valla 2 yıl önce onun bir dizisi vardı. Azap Yolu diye. Öyle tanıttık dizisi. Onun bir dizisi var. Web sitesi oradan mail attım. Öyle tanıttık. Onunla. Ne güzel. Çok seviyor musun Ebru'yu? Evet, Ebru Akel'i severim. Peki şu anda senin yanına geldik, evine geldik. Bize asıl biz teşekkür ediyoruz. Bize kapılarını açtığın için önce. Ne demek? Mutlu musun? Değil yani Ebru Akel'le beraber şu anda evet. Aynı programdasın. Evet, ne güzel. Aynı canlıyız. Bütün izleyicilerimiz selamlar olsun. Sevgiler. Her gün seyrediyorsun değil mi? Kaçırmadan seyrediyorsun. Her gün seyrediyorum, takip ediyorum. En beğendiğin programımız hangisi oldu? Valla en çok gülme krizi oldu. Gülme krizi. Evet, acayip. Hani bir 15 dakika kendini gülme krizini. Sen de güldün mü abi burada? Evet. Ebru ile beraber. Aynen. Bak şu anda Ebru da bak orada kutuda bizi seyrediyor. Evet görüyorum. O da çok duygulandı seni peki, görünce. Peki Tolgacığım Engin'in sıkıntılarını sorabilir miyiz? Nasıl bir destek bekliyor? Tabii. Yapılabilecek ne var kendisiyle ilgili? Engin abi evet. Sen de engelli bir vatandaşımızsın. Evet. Herkes gibi aynı haklara sahip bir engelli vatandaşımızsın. Evet. Neler istiyorsun? Neler olsun istiyorsun? Neler düşünüyorsun? Hayatındaki zorluklar nedir? Valla önce... Hani bakım, çünkü Türkiye'de engelliler bakılmıyor. Evde eğitim yok. Çok ağır çıkamazlar. Evet. Çünkü hep biri yanında olması lazım. Bütün engelliler için geçerli. Bu 7,5 milyon engelli var. Bu engelliler bir tanesi benim. Evet. Ondan sonra eğitim, bakım, hani devamı... Onlar ilgilenmeleri lazım. Ama nerede yollar düzgün değil. Evet. Bir yere gidemezler. Hani pikke gidemiyoruz. Sinema gidemiyoruz. Tiyatro yok. Öyle dört duvar arasında. Peki. Evden çıkıyor musun hiç? Mesela sinemaya gittin mi hiç? Hayır 32 yaşındayım. Hiç sinemaya tiyatro gidemedim. Gidemedim. Ebru Akel'in bildiğin gibi bir filmi vardı en son. Sıcak isimli bir film vardı. Seyredebildin mi bunu? Seyredemedim. Hayır, seyredemedim. Peki bir DVD'si gelsin ister misin sana? Evet. Ebru Akel sana sıcak filminin bir DVD'sini gönderse. Evet gönderdim. Ben göndereceğim imzalayıp sana Engin'cim. Ebru Akel. İmzalayıp gönderecekmiş. Tamam. Zaten Engin abimiz burada teknolojiyi inanın hepimizden çok daha yakın takip ediyor. Şu yan tarafı bir görseniz. Şurada bütün televizyonlardaki, bütün kanallardaki programları kaydediyor. Evet. Şu anda da bizi kaydediyor. Biz de el sallayalım buradan. Evet, böyle her şeyi, bütün dünyasını kurmuş orada. Evet. Çok güzel. İnanılmaz yani biz geldik burada Engin abi bilgisayarında yine bir şeyler kaydediyordu. Bunları kaydedip evet, ondan sonra dedesiyle burada kavga ediyorlarmış. Dedesi bir dizi seyretmek istiyormuş. Engin abim de ben Ebru Akel'i seyredeceğim deyip diziyi kaydediyormuş. Diziyi gece seyrettiriyormuş dedesine. Evet. Böyle de bir şey var. Böyle bir kavga var evde. Ben Engin'e özel televizyon göndereceğim. Beni seyredebilmesi için.
Şöyle. Sana sana Ebru Akel özel televizyon gönderecekmiş. Sadece Kanal Türk'ü gösteren. Ay canım benim. Şu anda mikrofonu da aldı benden. Abi canım. Var mı abi bende merak ettiğim bir şeyler? Bu gagadan ne yaptın? Ne? Okula gittin mi? Okula gittim tabii. Hangi okula bitirdin? Ben Trakya Üniversitesi'ni bitirdim. Ondan sonra da şimdi de Ebru Aker'le beraber çalışıyoruz. Yeni mi başladın? Yok yeni başlamadım. 10 senedir bu işi yapıyorum. Ha. Engin ya, çok ama tatlısın. Ama iyi muhabir olur senden. Evli. Evli misin? Evliyim. Çocuğun var mı? Yok çocuğum daha yok. İyi. Yeah. Ben olur inşallah. Konuklara durabilir miyim? Valla ne dersiniz Ebru Hanım? Elbette. Doktorumuza soru sormak ister misin? Bir arzun, bir isteğin var mı? Dünyaca ünlü bir fizyoterapistimiz var şu anda stüdyomuzda. Evet, Erbil Dursun. Evet, ona sormak istediğin bir soru var mı? Vallahi engelliler ne yapabilir? Yani spastik engelliler için. Spastik engelliler için? Evet, diğer engelliler için. Erbil Dursun ne yapabilir? Evet, bir ona soracağım. Bir de Atatürk'e çok sevdiğimiz, çok sevdiğim bir dağıtıyor. Aslı abla da öyle. Onlara eve konuk almak gidiyorum. Rica edebilir miyim? Tabii tabii edebilirsin. Ne demek? Mikrofon senin. Ne güzel. Allah'a şükür. Sağ olun. Sağ olun. Bakalım şimdi Erbil Dursun cevap versin bize. Bizim oyuna getirebilir miyiz acaba? Evet, biraz zormuş gerçekten. Erbil Dursun. Şimdi sevgili kardeşimiz zaten o kadar yüksek bir bilince sahip ki aslında kendisinden de bizim diğer engelli vatandaşlarımız için faydalanmamız gerekir diye düşünüyorum. Bunu yapabiliriz. Mesela birlikte evet, çalışıp beraber birlikte çalışıp çok şey yapabiliriz. Kendimiz çözüm evet, çok doğru, önemli bir şey söylüyor. Engin'ciğim. Erbil Dursun şu senin anda bu... senin evet. Gerçekten çok bilincinin yerinde olduğunu, her şeyin çok farkında olduğunu söylüyor. Ve bütün engelli arkadaşlarımızın seni örnek alması gerektiğini söylüyor. Evet, bir kere daha söyleyebilir miyim? Tabii. Hani diyorlar ki anne baba işte utanıyor veya işte dört duvara veya eve kapatıyorlar diyor. Anne baba ne yaptın? Hani imkansızlar çok hani sokağa çıkamıyor, sokağa çıkartmış diye. O da doğru. Yollar bulduk. Tabii. Hani eğitim yok. Lokanta gidemiyoruz. Ezimeme gidemiyoruz, tiyatro gidemiyoruz. Öyle. Eve ilgilenmiyor bazı. Ben burada ev bırakacağım, kardeşime de selam var. Yayın bitiyor. Bitiyor, evet. Buradaki, evet, buradaki. Söz size. Buradan son mesajımızı da verelim, evet. Engin abimle beraber. Hayat güzeldir. Hayat güzel, işte ah, söyleyecek tek şey. Hayat güzel. Her şey hayat güzel. Hayat güzel. Hayat güzel. Hayat ben de buradan alkışlıyorum seni. El sallıyoruz. Ve beraber. Evet. Buradan Engin abimle beraber veda ediyoruz. Hayat güzeldir diyoruz Ebru Akel. Engin sen çok yaşa. Çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza konuk olduğun için programımıza. Doktor Bey'in de sana söylediği gibi senin aslında senin gibi arkadaşlarına bu konuda bilgi vermen lazım. Çünkü çok yüksek bir hayat motivasyonun var. Doktor Bey senden bununla ilgili özellikle konuşmak istiyor. Seni daha sonra da bununla ilgili arayacağız. Çok teşekkürler. Evet. Kendine iyi bak. Teşekkür ederiz. Hoşçakal. Evet, hayat güzeldir. Bu sözü söylemesi gerçekten çok önemli. Çok etkilendim çünkü çok pozitif. Yani yazılarından ve yapmış olduğu işlemlere baktığınızda hiç bilmezsiniz, anlamazsınız. Belki gerçekten bizler ondan daha engelliyiz. Birçok açıdan mutlaka. Ben bu konuda bir iki cümle lütfen söylemek isterim. Serebral palsili hastalarımızda, çocuklarımız daha çok tabii ve ailelerinde inanılmaz bir hayat sevgisi vardır. Yani buna ciddi anlamda şaşırabilirsiniz. Doğuştan engelliler için. Evet. Evet. Ve bu insanlar ufacık gelişmelerden inanamayacağınız kadar mutlu olurlar. Aileleri de mutlu olurlar, kendileri de mutlu olurlar. Aslında gerçekten bizlerin onlardan çok öğreneceği şeyler var. Ben örneğin kendim fazla yakınan bir insanımdır. Yani böyle biraz vıdı vıdıcıyımdır. Ama
biraz farkında olduğum zaman, işi bilinç düzeyine getirdiğim zaman çok büyük haksızlıklar yaptığımı düşünüyorum. Çünkü bu bizim çocuklarımız kendilerinde birazcık gelişme olduğu zaman hayata çok daha sıkı sarılıyorlar. Ve bu çok da etkileyici oluyor doğrusu. Bunu gözlemlemek, ders gibi. Bunu görmek, mesela hekim olmanın tadı bu işte aslında. Yani bunu gördüğünüz zaman mutlu oluyorsunuz, hakikaten mutlu oluyorsunuz. Biz de bugün Engin'i herhalde biraz mutlu edebildik. Evet, onun ailesine evet. de tebrikler yollamak lazım evet, zannediyorum değil mi? Öyle. Onun bu halde olmasında belli ki mutlaka onların da çok büyük payı evet. var.